Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde oldukça lezzetli, besleyici, pratik, kolay hanım ağa çorbasını çalışacağız. Hanım ağa çorbamız için gerekli malzemelerimiz dolu dolu bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğimiz. Gördüğünüz üzere ben dondurucudan çıkarttığım için bir su bardağı ölçeğinde haşlanmış nohutum. Çiğ olarak bir çay bardağı ölçeğinde dolu dolu eriştem, bir çay bardağı ölçeğinde tel şehriyem, bir çay bardağı sıvı yağım, ben zeytinyağı kullanıyorum. Yarım demet maydanozumuzu ince kıyma haline getirdik. Bir tatlı kaşığı, pardon, yemek kaşığı dolu dolu nanemiz, kuru nanemiz, dolu dolu bir yemek kaşığı salçamız mevcut. Salçamız tuzlu olduğu için ben ekstra tuz kullanmayacağım. Tadına bakarız, tuzu ilave ederiz gerekir ise. Bir dolu dolu yemek kaşığını aşkın tereyağımız da mevcut. Nane ile tereyağımızı en son kızdırarak çorbamızın üstüne ilave edeceğiz. Dediğim gibi oldukça besleyici, pratik bir çorba, hanım ağa çorbası. Evet, hanım ağa çorbamızın yapım aşamasına başlıyoruz. Hanım ağa çorbamız için uygun tenceremize ilk iş olarak sıvı yağımızı bıraktık ve yemeklik doğradığımız soğanımızı da bırakıp güzelce kavuruyoruz soğanımızla yağımızı. Evet, yağımızla soğanımız rengini döndürdü. Salçamızı ilave ediyoruz ve salçamızı da bu ikiliye yediriyoruz güzelce. Evet, salçamızı da yedirdikten sonra soğanlarımıza 8 bardak sıcak suyumuzu veriyoruz çorbamızın içerisine. Kaynayan suyumuzun içine eriştemizi ve tel şehriyemizi bırakıyoruz. Pişmelerini sağlayacağız bu aşamada bir taşım kaynatarak. Buharlaşmadan ölçü değişikliğinden dolayı su takviyesi yapmak gerekebilir. Ben 8 bardaktan çalışacağım. Belki ben de yapacağım. Siz de bu mantıkta düşünebilirsiniz. Gerektiğinde su takviyesini sağlayınız. Erişte ile tel şehriğimiz pişimini tamamladı. Nohutumuzu bıraktık. Arkasına mercimeğimizi bırakıyoruz. Mercimeğimiz ve nohutumuz haşlanmış durumda. Bir taşım daha kaynatıp birbirleriyle alışverişlerini sağlamasını lezzet anlamında sağlayacağız. Bu arada soğanlarımız bizim iri kıyım. Gördüğünüz gibi ben bir nohut yahni mantığında düşündüğüm için o şekilde görselde de yemekte de tercih ediyorum bu çorbada. Siz daha ince kıyım veya rendeden bile geçirebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Kapağını kapıyoruz ve bir taşım kaynatacağız. Komple çorbamızı, hem de ismiyle güzel hanım ağa çorbamızı. Hanım ağa çorbamız pişimini tamamladı. Ocaktan aldık. Kendi sıcağıyla maydanozunu bırakıyoruz ve harmanlıyoruz. Şu anda akabinde tereyağı ve nanesini yapıp vereceğiz. Ayrı bir tavada tereyağımızı erittik gördüğünüz gibi. Hemen kuru nanemizi bırakıyoruz. Ve şöyle bir özdeşleşmesini sağladıktan sonra direkt çorbamıza ilave ediyoruz ve çorbamıza yediriyoruz. Hanım ağa çorbamızın en son lezzet takviyesi de tereyağı ve nanesi oluyor. Şimdi çorbamızı servise hazırlayalım. Hanım ağa çorbamız gördüğünüz gibi daha dumanı üstünde, servise hazır hale geldi. Mutfaklarımızda yer alması gereken bir çorba çeşidi. Çok besleyici çünkü eriştesi, tel şehriyesi, nohutu, mercimeği, bakliyat anlamında oldukça zengin, basit, pratik, şipşak yapabileceğimiz değişik bir çorba tarifi.
Semih'in mutfağında. Bu tarifimizde hanım ağa çorbasını çalıştık. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.